Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Gazeteci, yazar Mahmut Övür bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Malumunuz 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim sürecine girdik ve partilerde artık yavaş yavaş bugün itibariyle adaylık başvuruları alınmaya başlandı. Hemen şunu sormak isteriz, sürpriz isimleri görecek miyiz? Şimdi tabii Ayhan Hanım, şu ana kadar çalkantılı bir süreç geçirdi. Yani siyasette gelgitler yaşandı, krizler yaşandı. Bu saatten sonra sürpriz isim, son haftaya girildi neredeyse. Sürpriz isimler çıkar mı? Valla şu aşamada bir Muharrem İnce sürprizi görüyorum. Enteresan bir şekilde bir yükseliş içinde. Bunu nasıl etkiler, nasıl seçimlere yansır? Çok ilginç olacak diye düşünüyorum. Ama tabii Mansur Yavaş'ın çıkışıyla birlikte altılı masa ekseninde de bir garip şeyler dönüyor. Orada da bir dayatmalar var. Oradan ne çıkar? Son dakikada bir değişiklik olur mu? İşin doğrusu ben Kemal Bey açısından, yani YSK'ya başvurana kadar her an sürpriz olabilir diye düşünenlerden şimdi orada. Peki Mansur Yavaş'ın çıkışından bahsettiniz ya da işte Muharrem İnce'nin özellikle de son dönemde sosyal medyada baya bir yükselişini görüyoruz. Evet ama sonrasında bir birleşme süreci de olabilir mi? Ya şuna bağlı, yani siyaset yürüyüşüne bağlı. Şimdi siyaset iki ana aks üzerinde gidiyor tabii. Bir tarafta Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bir Cumhur İttifakı var. Çok farklı bir uyumun sergilendiği bir ittifak. Ve arkasında hakikaten büyük hizmetler bırakan bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Buna karşı da altılı masa, hatta şimdi yedi kocalı hürmüz gibi de yorumlanan bir yapı var söz konusu. Burada da bir iddia var, burada da ortaya çıkıyor. Yani iki ana aks arasında giden bir süreç var. Bu süreç içerisinde giderek daha yoğunlaşacak, yani rekabet artacak diye düşünüyorum. Buradaki süreci eğer üçüncü bir aday, yani diyelim ki Muharrem İnce veya başka sürpriz olabilir mi? Ata İttifakı var, Doğu Perinçek var adaylar arasında. Hani çok fazla beklenmese bile burada en sürpriz isim Muharrem İnce. Onun yükselişi başka bir sürprize yol açar mı? Onu göreceğiz. Ama tersi bir şey de söz konusu olabilir. Yani bu tahkim edilmek, iki tarafta ağırlık verince seçim sürecinde Muharrem İnce belki biraz daha aşağı çekilebilir mi? O Muharrem İnce'nin süreci yönetmesine bağlıdır. Süreci doğru yönetirse yıldızı daha da parlar. Yok, doğru yönetmezse zaman zaman bu sosyolojiden gelen baskı veya siyasi aktörlerden gelen baskı karşısında dayanamazsa da geri adım atıp yön değiştirebilir mi? Onu dediğim gibi zaman içinde göreceğiz. Ama şu anda yıldızı parlayan siyasi aktörlerden biri Muharrem İnce'dir. Sayın Övür, çok tecrübeli bir gazeteci olduğunuz için, Ankara yapısını da çok iyi bildiğiniz için hemen sormak istiyorum. Yaklaşık işte 20 yıldan fazladır AK Parti hükümeti biliyorsunuz ki iktidarda. Ama öncesini hemen hatırlatmak da isteriz sizin ender bilgileriniz doğrultusunda. Seçim olursa partiler bir araya gelip koalisyon kurar mı? Şimdi o da gündemde. Şimdi Ayhan Hanım, zaten şu anda altılı masa bir koalisyon yani. Evet. Enteresan olan seçim öncesi koalisyon. Yani masalar. Evet, çünkü öncesinde hep sonrasında masalar görüyorduk. Masalar paylaşılmış, koltuklar paylaşılmış. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden iki büyükşehir belediye başkanı, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanının o altılı masaya monte edilmesi de başka bir tartışma yol açtı. Bir defa şu anda işte altılı masanın içerisinde bulunan toplam oyları da neredeyse 2-3'ü bulunmayan küçük partilerin her birisi Cumhurbaşkanı yardımcılığı alarak, bakanlık sözü alarak bir koalisyon oluşturulmuş. Burada rahatsız olan partilerden birisi İyi Parti. İyi Parti, yani ben de aynı pozisyondayım. Yani %4 alan Demokrat Parti ile İyi Parti'nin o altılı masa içinde ya da Cumhurbaşkanlığı süreci içerisindeki rolü çok da farklı değil. Sanıyorum bunun getirdiği bir rahatsızlık var. O yüzden Mansur Yavaş devreye girdi. Yani diğer 4-5 parti genel başkanlar meclise girsinler, iki Cumhurbaşkanı yardımcısıyla gidelim diye artık geçti gibi görünüyor. Ama tabii
siyasette 24 saat hani uzun süre diyorlar ya, yani hakikaten evet. Rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat çok uzun bir süredir. Sürpriz olur mu? Yani çok tabii ihtimal veririm ama olmaması diye de bir şey diyemem. Her an her şey olabilir. Peki, yani koalisyon, seçim sonrası bir koalisyon söz konusu değil. Şu anda kuruldu koalisyon, var zaten. Hı hı. Ya toplum da koalisyona bakarak oy verecek. Yani önümüzdeki süreçte altılı masada 6 parti var, 2 belediye başkanı var. Bunların nasıl bir uyum sağlayacakları, koalisyon, o hükümeti nasıl yönetecekleri hakikaten enteresan bir şey çıkaracak karşımıza. Siyasi fotoğraf çıkartacak diye düşünüyorum. Peki Altılı Masa'nın işte lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra ilk olarak HDP'den şöyle sözler duyduk. İşte bizimle de gelip görüşecek, görüşmeler sürecek diye. Peki Altılı Masa şu anda görüşüyorlar. Evet, HDP'den ne talep ediyor? Hemen onu soralım. Şimdi bakın, aynı bir işin aslında altılı hatta yedili yapının en önemli problemlerinden birisi bir 8. ayak olmasıdır. Masanın altındaki ayak diye hep tartışıldı. Yani altılı masanın altında bir de HDP gerçeği var. Niye? Şundan var yani. HDP'nin oyu olmadan, HDP'nin desteği olmadan altılı masanın, Kemal Bey önderliğinde altılı masanın seçimi kazanma ihtimali matematiksel olarak yok zaten. Yani onun matematik katkısını bir tarafa, siyasi enfekte iliş biçimi de söz konusu. Yani HDP'nin desteğini resmi şekilde aldığı anda da başka bir problem çıkacak. O yüzden ne isteyecek, ne istemeyecek hakikaten çok üzerinde durulması gereken bir şeydir. Çünkü HDP altılı masadan çok açık şeyler istiyor. Özellik istiyor, kayyumların tekrar belediye başkanı geri atanmasını istiyor. Bir kısım KHK'ların serbest geri dönmesini istiyor. Ya buna benzer onlar da şey istiyor. Ama çok daha vahim olanı şu, savaş politikaları diye Türkiye'nin terörle mücadelesinin durdurulmasını istiyor. Zaten CHP de evet. Buna geçmişte hatırlarsanız tezkereye karşı çıkarak destek vermişti. Evet. Ama bunu topluma nasıl anlatacaklar onu göreceğiz. Yani inanılmaz bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun karşısında ne yazık ki Millet İttifakı HDP'den çok da fazla bir şey istemiyor. Fazla değil. Bir tek şey istiyor, oy ver diyor. Halbuki şöyle evet. Bir siyaset bu. Siyaset açık ve şeffaf yapılmalıdır. Bir taraftan demokrasi, hukuk, insan haklarını getireceklerini, şeffaf olacaklarını söylüyorlar. O zaman HDP'ye de şunu da niye istemiyorlar, niye talep etmiyorlar? HDP, PKK ile ilişkisini niye kesmiyor? Niye şiddet terör ilişkisi halen devam ediyor? Daha dün Nevruz toplantısında Öcalan'a özgürlük istedi. Tecritin kalkmasını istedi Pervin Buray. Bugün merak ediyorum, şu anda görüşme devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye bu ilişkisini hatırlatacak mı? Bunu hatırlatmadan toplumun karşısına çıktığında ben o pozisyonun çok irtifa kaybedeceğini düşünüyorum. Yani bunu topluma izah etmekte zorlanacaklar diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz bunu. Evet, şimdi bir yandan bu kadar birleşmeden sonra biraz başa başlık durumu da söz konusu. Ama hem iç hem dış siyaset açısından da tarihi bir rol yol ayrımında da olduğumuzu biliyoruz. Sizin çok güzel kaleme aldığınız yazılarınızdan birinde dediniz ki bağımsız bir Türkiye olarak kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Bunu biraz açar mısınız? Ya şimdi tabii şu hesap, şu yol ayrımıyla karşı karşıyayız. Hakikaten Türkiye bugün altılı masada, tabii ki onun içerisinde yurtsever, vatanını seven insanlar, ona oy verenler, destek verenler var elbette. Ama siyasi aktörler toplumuna baktığımız zaman hepsinin gözü Batı blokuna yönelmiş durumda. Evet. Yani Batı'dan icazet alacak bir siyasi yol haritası çizmişler gibi. Zaten Ali Babacan bunu söyledi. Batı bize aferin diyecek. Yani mutabakat metnini gösterdi ve Batı buna, Türkiye'nin temel problemlerinden birisi de Batı'yla ilişkisindeki zafiyettir. Yani 1945 sonrası 50'lerde NATO'ya girişimizle birlikte hem ABD'ye hem Avrupa'ya karşı sürekli boyun eğik bir Türkiye profili çizilmiştir. Türkiye'yi kuşatan bir ABD emperyalizmi var ve onunla destek veren bir Avrupa var. Avrupa bizi kapısında 59-60 yıldır bekletiyor. Buna rağmen içine almıyor. Ama niye? Evet. Çünkü bizim kendi ayaklarımız üzerine durmamızı istemeyen bir Batı var, ABD var. Yani bizim ne sanayide gelişmemizi istediler, ne siyasette, dış politikada gelişmemizi istediler. İçe kapanık bir Türkiye istediler. Şimdi buradan çıkan bir sürece tanık olduk. Ne zaman olduk? AK Parti'nin özellikle ikinci döneminde. Yani 2010 sonrası tanık olduk. Yani dünya beşten büyüktür diyen Başkan Erdoğan'ın
çizdiği yol haritası Türkiye'nin geçmişte bazı siyasi aktörlerin büyük oranda işte Menderes'ten Demirel'e, rahmetli Ecevit'e yani kadar böyle zaman zaman bağımsız tavır sergileyen siyasi aktörler gördük ama ne yazık ki onlar başarılı olamadılar. Ama Erdoğan, Başkan Erdoğan bu konuda çok kararlı bir çizgi izledi. Türkiye'nin kendi sanayisini oluşturan, kendi tarımını, yani üretimini yapan, kendisi olmaya çalışan bir Türkiye. Otonom bir Türkiye, kendi bağımsız siyasetini izleyen bir Türkiye. Bence bu seçimde bu iki aks, Batı'ya bağımlı bir siyasi yapıyla Batı karşısında kendi siyasetini üreten, çok yönlü siyaset izleyen, Rusya'yla, Çin'le, işte İran'la, İslam dünyasıyla, hatta Brezilya'yla, farklı Afrika'yla farklı ilişkiler kuran, özgür ilişkiler kuran, kendi çıkarı ekseninde ilişkiler kuran bir Türkiye. Bunu ben Türkiye toplumunun gördüğünü sanıyorum. Yani Türkiye çok tarihi bir yol ayrımında. Ya bu yolu, bu bağımsızlıkçı çizgiyi devam ettirecek veya işte Ali Babacan'ın dediği aferin olacağı bir Batı blokuyla entegre, Batı blokuna biat etmiş, onların çizdiği alanın dışına çıkmayan bir Türkiye. Bu ikilem karşısında bir seçim yapacağız. Ben umuyorum ki Türk milleti, Türk halkı kendi bağımsızlık, Atatürk'ten gelen o karakter, bağımsızlık karakterindir lafının gereğini yapacak diye düşünüyorum. Evet, dış politikayı çok güzel değerlendirdiniz var olan süreçte. Bir de iç tarafa döndüğümüz zaman işte TOGG'un piyasaya sürülmesi, akabinde işte yeni yaptırımlar, işte evini yenileyeceklere yeni seçenekler sunulması. Peki AK Parti kanadında özellikle deprem sonrasındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki hakikaten AK Parti son 3-4 yılda Türkiye'nin belki de 50 yılda yaşamadığı kadar kaosu, kargaşayı, krizi bir arada yaşıyoruz. Yani biz düşünün işte önce ABD'nin ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Daha öncesindeki 15 Temmuz'u FETÖ saldırılarını bir tarafa bırakıyorum, darbe saldırılarını. Oradan çıkarken işte hendek çukur siyasetiyle PKK'nın bölgeyi kan gölüne çevirmesini yaşadık. İşte Suriye üzerinden operasyonlar yaşadık. Arkasından pandemi geldi. Arkasından ekonomik Rusya-Ukrayna savaşı geldi. İşte ekonomik sarsıntı, kriz, dünyada yaşanan kriz geldi. Tüm bunlara rağmen bir de üstüne üstlük dünyada belki eşi benzeri az görülmüş bir deprem yaşadık. Yani hakikaten 11 ili kapsayan, 25 ilçeyi sarsan, 800 aşkın köyü yerle bir eden, yani belki de karada yaşanabilecek en büyük depremi yaşadık. Şimdi bütün bunlar karşısında ama ayakta duran bir Türkiye var. Hem toplumsal dayanışması açısından hem devletin dirayeti ve süreci yönetmesi açısından. Yani tabii ki çok eleştirilen tarafları var mı? Var. Eksik var mı? Var. Ama ben şunu iddia ediyorum. Yani Başkan Erdoğan'ın yönetimindeki bir Türkiye olmasaydı yani ne bu krizleri atlatabilirdik ne bu deprem felaketinde etkili olabilirdik. Şimdi bunun yaralarının sarıldığı bir süreçten geçiyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye kendi o dediğim gibi siyasi ayakta duruşunun gereğini de yapıyor. Mesela doğal gazını buldu. Önümüzdeki Nisan ayında gelecek. TOGG'unu üretiyor. Evet. Bakın 60'larda araba yapan bir ülke el içiliğiyle yapılması gereken arabayı ne yazık ki engellediler. Biz o günden beri 63 yıldır özlem duyduğumuz kendi otomobilimizi yapamadık. Niye? Herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Niye yapamadık? Ya Güney Kore'nin yaptığı arabayı biz niye yapamadık? Kim engel oldu? Nasıl engel oldu? Niye bizi ithal arabalara mahkum edildi? Bu soru bile tek başına bence siyasi duruşumuzu anlamaya yeter diye düşünüyorum. Yani bütün bunlar, mesela daha dün Bor Karbür diye dünyadaki en önemli madenin fabrikası. Yani Türkiye borun %73'üne sahip ama boru satıyor, ham olarak satıyor, sonra pahalı bir şekilde onu alıp sanayide kullanacak ürün olarak başka ülkelerden alıyor, satın alıyor. Bu niye bu noktadaydı? Aslında bu soruların herkesin sorması gerekiyor. Yani bugün Bor Karbür dediğin şey uçak sanayinden, yani savunma sanayinden uçak teknolojisine, uzay teknolojisine kadar, hayatımızdaki ya fayansına kadar ya da işte silahlı araçlarda kullanılan zırhlara kadar hepsinde kullanılabilecek dünyanın en sert üçüncü maddesi üretiliyor. Ve ne demek bu biliyor musunuz? Yani diyelim ki 200 tonunu 200-300 dolara satıyorsunuz.
şeyin borun ham halini ama katma değeri yüksek ürüne dönüştüğü anda 40 bin dolar oluyor diye. İnanılmaz bir şey. Yani hatta çok daha diyelim ki uzay sanayinde kullanılıyorsa 1 milyar dolara kadar çıkan bir fiyat katlaması olan bir üründen bahsediyoruz. Türkiye bunu üretti. Dünyada 3. 4. ülke de sanıyorum. Şimdi bu noktaya nasıl geldiğimizi herkesin oturup düşünmesi gerekir. Niye bugüne kadar %73 elimizdeyken bunu yapamadık da şimdi yapıyoruz? Niye kendi milli uçağımızı şimdi, dün değil de şimdi yapıyoruz? Niye füzemizi dün değil de şimdi yapıyoruz? Bütün bunların arkasında bir siyasi akıl duruyor. Türkiye'nin o bağımsızlıkçı çizgisinin ne dayanan bir siyaset duruyor. Orada tabii ki siyasi irade var, siyasi liderlik var. Yani Başkan Erdoğan'ın liderliğinin getirdiği bir sonuçtur. O yüzden hani bu sürecin ben doğru yönetildiğini, yönetileceğini ben şaşmaz bir şekilde bizim halkımızın da her seçimde 50'den beri ben hep sokağa dökülmez diyorum bu halka. Sokağa dökülmez ama sandığa dökülür. Sandığa dökülür ve öyle bir ayar çeker ki müthiş yani inanılmaz isabetli ayarlar çeker ve isabetli seçimler yapar diye düşünüyorum. Bütün büyük kırılma noktalarına bakın. 50, 65, 73, 83, 91 bütün seçimlere bakın. Kendi ölçüler içerisinde en doğru seçimi yapmış bir halktan bahsediyoruz. Ben bu seçimlerin de böyle hayırlı bir sonuca yol açacağını düşünüyorum. O kadar güzel bir çerçeve çizdiniz ki çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık yayınımıza da katıldığınız için. Gazeteci, yazar Mahmut Övür bizlerleydi. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.